30 gün boyunca videolarımızı en çok beğeni ve yorum yapan 5 kişiye sürpriz hediyeler yollayacağız. Kazanan 5 kişi 30 gün sonra açıklanacak. Sizin yerinizde olsam 7/24 365 gün ölene dek beğeni ve yorum yapardım. Şu yalanı bırak da videoya geçelim. Yalan değil, herkes beğenip yorum yapsın. 30 gün sonra görürüz. Hey millet, ben Fırlamazdik. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends'e giden yoldayız. Yaptığımız araştırmaların sonucunda size buranın nasıl bir yer olduğunu anlatayım. Ürkütücü. Uzun zaman önce terk edilmiş bir yere benziyor ve bu yerde paranormal varlıkların olduğu söyleniliyor. Bunu duydunuz mu? O kesinlikle burada. Hadi. Hadi ama içeri gir, bu fırsat kaçmaz. Bize verdiğin acıların bedelini ödeyeceksin Kırmızı. Senden ve bu yerden bıktım. Buradan gitmek istiyoruz. Ne buradan çıkacağız? Seni yok etmemiz gerekse bile. Bunu gördünüz mü millet? İşte onlar yaratıklar. Kendilerinden birini feda ediyorlar. Değişik bir ritüel. Hadi ama beni çekmeyi bırak, onları çek. Hayır, hayır, buna pişman. Artık bitti. Henüz değil, bakın. Aman tanrım, yakalandık. Sanırım bu senin şanssız günün. Hem bu lezzetli görünüyor. Ne yapıyorsun? Bizimle ne yapmayı planlıyorsun? Ben Mavi, ben bir Rainbow Friends'im. Tek yapmak istediğim sizlere gerçekleri anlatmak. Gördüğünüz gibi hepimiz masum varlıklarız. Az önce yok ettiğimiz kişi de bizi bu hale getiren adam. Ne yani, canavar olmadığınızı mı söylüyorsunuz? Hayır değiliz, korkucu görünebiliriz ama bir zamanlar biz de senin gibi insandık. Bu yere bizi o adam yalan vaatler ve aldatmacalarla çekti. Biz de ondan intikamımızı aldık. Tamam, sakinim sakinim, kamera ekibine saldırmak yok. Sakinim, neler olduğuna inanamazsınız dostlar. Mavi aslında bizim hikayelerimizi de anlatacaktı. Önce kendi hikayesinden başladı. Kırmızının iş teklifinden sonra buraya gelirken başına gelen kazadan başladı ve mavi olana kadar ki sürüklenmesini anlattı. Sonra yeşile yapılan zorbalıklardan ve kırmızının onu gözünü düzeltme vaadiyle kandırmasından bahsetti. Mor'un trajik yetiştirilme tarzından, geçmişte nasıl bir hırsız olduğundan ve nihai bedelini nasıl ödediğinden bahsetti. Daha sonra da benim devasa bir adamdan minik bir yaratığa dönüşme hikayemi anlattı. Hatta sarıdan bile bahsetti. Ve burada dönen tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülmüştü. Sonra kamera ekibiyle anlaştık ve buradan kurtulduk. Ve yakında tüm dünya Rainbow Friends'in gerçek hikayesini öğrenecekti. Bunun üzerine insanlar, halk ve bütün dünya bizi sevdi. Görünüşe göre ilgi çekici bir hikayemiz vardı. Her şey vardı hikayemizde. Aşk, kayıplar, trajedi, gizem. Çok geçmeden kasetimiz tüm haber ajanslarına dağıtıldı. 7'den 24'e herkes bizi izliyor, tanıyor ve seviyordu. Birçok ünlü oyuncak firması bize oyuncaklarımızı yapmak için tekliflerde bulunuyorlardı. Hatta müzik albümleri bile çıkarıyorduk. Ve çeşitli televizyon şovlarına bile konuk oluyorduk. İnsanlar bizi gerçekten sevmişti. Bize hayranlardı. Ve hatta şovlarda ailelerimizi bile görüyorduk. Böylelikle çok daha mutlu oluyorduk. Ama Mavi değişmişti. Bize hiç söz hakkı bırakmadan Lo'nun sorduğu her soruya atlayıp cevap veriyordu. Geri kalanımız neredeyse hiç konuşmuyorduk. Böylece herkes bizi isimlendirmeye başladı. Mavi ve Rainbow Friends diye. Sanki o bizden üstünmüş gibi. Ya da bir çeşit lider gibi. Bundan rahatsız olmamalıyız ama hepimiz acı çektik. Neden tüm şöhreti ve ihtişamı alsın ki? Sürekli bir grup tarafından kuşatılmıştı.
Düşüncelerinizin pek bir önemi yoktu. Çünkü Mavi kendi şöhretini yaşamaya başlamıştı bile. Deri ceketler ve güneş gözlükleri takıyor, solo albümler kaydediyordu. Daha kötüsü artık o kadar da bizim dostumuz gibi görünmüyordu. Dostluğumuz zayıflamıştı. Sık sık tartışıyorduk. Ta ki bir gün patlayana kadar. Kendini dünyanın sahibi sanıyordu. Bize artık Rainbow Friends olmadığını söyledi. Ve bizimle yollarını ayırarak kendi yolunu çizmeye başladı. Kalbimizi kırmıştı. Ve uzaklaşmasına izin vermiştik. Herkes gibi değildik, farklıydık. Ama o bunu göremedi. Rainbow Friends için teklifler başladı. Ama Mavi olmadan küçülmüştük. Daha fazla izlenmeyen, garip görünümlü adamlarla çalışıyorduk. Ve zamanla teklifler ve gelen telefonlar kurudu. Ama Mavi gitgide yükseliyordu. Kendi filmleri ve daha fazlasına sahipti. Onu kıskanmadığımı söylesem yalan olurdu. İnsanlar beni yemek yeteneğim için severdi. Büyük bir adamdım. Ama şimdi ise ucubelerden birisiyim. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Tekrar ilgi odağı olabilmem için biraz hile yaptım. Büyük şovlardan birisiyle anlaştım. Ve bu defa gerçek bir şey yapacağımızı ve Rainbow Friends'in canlı yayında buluşacağını söyledim. Sonuçta insanlar iyi bir buluşmayı sever. Yöneticiler de bunu yedi. Ama tek şartları Mavi'nin de olmasıydı. Daha sonra Mavi'yi de arayıp bir toplantı yapacağımızı ve canlı yayında olacağını söyledim. Onu kandırmıştım. Buluştuğumuzda çok mutlu görünmüyordu. Ama bir profesyonel gibi davranmalıydı. O yüzden gönülsüzce de olsa yerine geçip oturdu. Ve her şey harika gidiyordu. Ta ki dördümüz de birbirimize saldırmaya başlayana kadar. Yıllarca birikmiş hayal kırıklıkları patlamıştı. Ortaya çıkan kaos oldukça etkileyiciydi. Seyircilere anlatmam gerekirse hepsi o muazzam yıkımdan kaçtı. Ve çok geçmeden bu kavgamızı herkes duymuştu. Ve artık haberlere göre sevimli Rainbow Friends değildik. Daha çok tehlikeli ve korkunç bir sürü canavardık. Artık Mavi bitmişti. Kafası yerine gelmiş aramıza dönmüştü. Ve onu affettik. Çünkü arkadaşlar birbirlerini affeder. Gidecek başka yerimiz ve birbirimizden başka kimsemiz olmadığından eve geri dönmüştük. Fakat bir grup dönmemizi kutlamak için toplanmıştı. Üzerlerinde resmimiz olan tişörtleri giyen, tezahüratlar yapan ve gülümseyen birkaç hayranımızdı. Görünüşe göre hala hayranımız varmış. Ama içimizdeki o canavarı daha fazla bastıramazdık. İçimizdeki o şey sonsuza kadar sürecekti. Sonra dönüp birbirimize baktık. Yaptığımız en iyi şeyi yapmak için. "30 gün boyunca videolarımızı en çok beğeni ve yorum yapan 5 kişiye sürpriz hediyeler yollayacağız. Kazanan 5 kişi 30 gün sonra açıklanacak. Sizin yeriniz olsam 7/24/365 gün ölene dek beğeni ve yorum yapardım." "Şu yalanı bırak da videoya geçelim." "Yalan değil, herkes beğenip yorum yapsın. 30 gün sonra görürüz." "Korkak bir tavuk gibi koşma, utanç verici." "Vazgeç artık, en sonunda yakalayacağız zaten seni." "Siz öyle sanın, cehennem rainbowlarını gördüğünüzde kim kaçacak göreceğiz." "Arkadaşlar yeni haber aldım, like atacağım, 1 lira kazanıyormuş Tanrım, bak. Allah rızası için like atın ya. Ne olur bak, hakkım varsa hakkımı helal etme, bak size. Olamaz, bu var çok fazla. Like tuşuna basacaksınız sadece. Kırmızı, eğer bu doğru değilse var ya senin mahvederim. Bana bulaşmayacaktınız Rainbow Friends." "Hani niye gülüyorsun? Bir şey var lan burada. Bak seni çok birbirimizden ayrılmayalım. Bunlar Poppy Playtime ile Rainbow Friends'lerin özelliklerinden alınmış şeyler. CEO bizlere zulmetti ve bu zulmedenleri devirmek için oyuncaklarla birlik olduk. Kötülerden intikam alacaktık. Saçma sebeplerden dolayı hayatımızı mahvettiler ve hala mahvedelim. Bunlar Poppy Playtime ile Rainbow Friends'lerin özelliklerinden alınmış şeyler. CEO bizlere zulmetti ve bu zulmedenleri devirmek için oyuncaklarla birlik olduk.
Kötülerden intikam alacaktık. Saçma sebeplerden dolayı hayatımızı mahvettiler ve hala mahvediyorum. Bunlar Poppy Playtime ile Rainbow Friends'lerin özelliklerinden alınmış şeyler. CEO bizlere zulmetti ve bu zulmedenleri devirmek için oyuncaklarla birlik olduk. Kötülerden intikam alacaktık.